Türkiye makina sanayinde duşa bağımlı olmak zorunda değil. Yeter ki Türk mühendislerinin yapabileceklerine güven duyulsun. Ankara'da faaliyet gösteren Geometri Makina'nın kurucusu, makina mühendisi Hakan Özkan, inşaat makinaları sektöründe geliştirdiği makinalarla yenilikçi bir anlayışı benimsiyor ve dünyada ilk birkaç üretici arasına adını yazdırmayı başarıyor. Yurt dışından teknoloji transferine çok alışığız. Ancak bu hikayede süreç farklı işliyor. İş ve inşaat makinaları sektöründe uzmanlaşıp ihtiyaca yönelik makinalar geliştiren mühendis Hakan Özkan, imzasını attığı her makinada Türk mühendislerin gücünü ortaya koyuyor. Ben 92 yılında iş hayatıma başladım makine mühendisi olarak. 94 yılından beri iş ve inşaat makine üretimi yapıyorduk. Başka firmalarda çalıştık. 2010 yılında geometri makineyi kurduk. 21 senedir bu sektörün içindeydik. Onun birikimiyle yaptık makinelerimizi. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özkan ve ekibinin ürettiği kayar kalıplı beton finişeri geniş bir alanda kullanılıyor. Kayar kalıplı beton finişeri üretir. Hava alanlarında kullanılır bu makineler, sulama kanallarında kullanılır, beton yol kaplamalarında ve geniş liman betonları kaplamalarında kullanılır. Kaya kalıp sayesinde ikinci bir işleme gerek kalmadan ve betonu çok mukavim bir şekilde beton atar vibratörleri sayesinde. Dolayısıyla Türkiye'de çok geniş bir sektör, GAP projesi, KOP projesi gibi sulama kanallarında bizim makineler kullanılır. Özkan, piyasadaki yabancı menşeli makinaların analiziyle işe başlıyor. Özkan'ın hesaplama yöntemindeki farklılığı farkı oluyor. İthal makinalar karşısında mukavemeti daha güçlü, kalite standardı yükseltilmiş makinalar geliştiriliyor. Diğer bütün yabancı firmaların speklerini alıp önümüze koyup bunlar nasıl yapmışlar diye kontrol ettik. Hepsini tek tek hesapladık. Bazı yerlerde farklılıklarımız çıktı. Hesapları birbirleriyle onların aynı olmasına rağmen bizim hesabımız farklı. Dedik ki bu işte bir yanlışlık var. Bunların en az 20 tane mühendisleri vardır. Ben bu işi bilmiyorum. Ben konuyu resetledim. Tekrar 15 gün konuya çalıştım. 15 gün sonra bir hesap daha yaptım. Hesap süresi 15 dakika falan. Bir hesap daha yaptım. Baktım benim yine farklı çıkıyor. Dedim ben bunca sene boşuna okumadım. Ben de makine mühendisiyim, onlar da makine mühendisi. Boşuna okumadım. Ben bu bildiğimi yapacağım. Bildiğimi yaptığım için bizim makinelerin attığı betonlar İtalyanlardan çok daha üstün. Evet, yani tek farkımız bizim yaptığımız hesap, yani onlara uymamak, kopya etmemek. Tek yaptığımız fark bu. Onlarınki en doğrusudur. Genel kabulünden yola çıkmıyor Hakan Özkan. Kendine ve tecrübesine güveniyor. Bu birikim onu başarıya ulaştırıyor. Hal böyle olunca firma kabına sığmıyor. Ostim'de sürdürülen üretim için yeni adres arayışları başlıyor. Ankara Ostim'de bu imalatı yapıyoruz. İmalat yerimizi biz bir sene daha burası olarak seçtik. Daha sonra başkent organize veya işte Sincan organize veya diğer başka organizelere geçeceğiz. Ama bizim altyapımızı bitirmemiz lazım. Ostim çok büyük bir yan sanayi. Ostim'de her şey var. Yani Türkiye'de bulamayacağın şeyi Ostim'de bulabilirsin. O yüzden Ostim bize çok önemli. Ekibi de kendi gibi yönetim kurulu başkanı Hakan Özkan'ın. Hep daha iyisini nasıl yaparım sorusuna kafa yoruyor. Bizim bir makine mühendisi arkadaşımız daha var. Ve 4 tane de işinde uzman personelimiz var. Şimdi makine mühendisi arkadaşımız otomasyon konusunda uzman. Yani Türkiye'de nadir insanlardan birisidir. Elektronik mühendisi değildir ama çoğu elektrik mühendisinden daha bilgilidir bazı konularda. Daha doğrusu tecrübesi fazladır. Onunla yapıyoruz ve hidrolik konusunda, kaynak konusunda ve diğer elektrik tesisatları konusundaki arkadaşlarımız hepsi birer uzmandır yani. Hepsi de bu yola başlarını koymuş insanlar. Yani bu parayla marayla bu iş maaşla falan alakası yok. Gerçekten çok uğraştırıyorlar. Gerçekten çok çalışıyorlar.
özverili çalışıyorlar. Bunun da bize artısı işte kalitemiz ortaya çıkar. Yani bunun da artısı olarak kalitemiz ortaya çıkıyor. Hakan Özkan, yerli üretim ve üretimin yerlileştirilmesi konusunda hassasiyet sahibi. Bu anlayış Hakan Özkan ve ekibinin girişimci ruhunu ateşleyen en önemli etken oluyor. Hikayeleri gurur verici bir tebessüm yaratıyor. Bizim okuduğumuz derslerden farklı ders okumuyor yabancı ülkedeki insanlar. Onların bazı avantajları vardır, önemli değil, ama bizim de uğraşıp o dezavantajları avantaja çevirme şansımız var. Biz mesela bu makineyi yaparken bize bazı parçalar vermediler. Dünyada birkaç tane firma yapıyor. Distribütörler de Türkiye'de olduğu için dediler ki siz rakip olacaksınız. Bize o ürünleri vermediler. Biz de kızdık, kendimiz yaptık o ürünü. Dünyada iki tane firma, düzgün yapan firma var. Üçüncü firma da biziz yani. Bu iş bu kadar basit. Başka bir parça lazım oldu. O parçayı da vermediler. Yani fuarda gördük biz onları. Dedik ki bu bize lazım. Dediler pazartesi günü fuardan sonra. Biz parayı ayarladık, fuardan sonra anlaştık. Aradık adamları, dediler ki size ürün yok. Niye? Siz rakip olacaksınız. Olacaksınız daha, olmamışız da olacağız yani. Ya bu böyle bir mantıkla, biz uğraşıyoruz. Gittik, Urfa'da bir makine vardı. Gittik, dedik ki biz bu sensöre bakmak istiyoruz, sensör malzeme. Bakmak istiyoruz. Dediler ki bozulursa parasını koyduk masaya. Ondan sonra 4 tane vidası var, açtık. Bu mudur dedik, kapattık, bu kadar. Hemen içini getirttirdik. Ve onlardan daha hassas getirttirdik. Onların sensör hassasiyetleri bizimkinden çok aşağıya. Ve o yüzden biz kaliteli beton döküyoruz. İyi ki bize vermemişler yani. İyi ki vermemişler. Kafa yoruyorlar, sorguluyorlar, cesaretle üzerine gidiyorlar. Öyle ki elektrikli otomobil bile üretiyorlar. Bizim elektronik mühendisi bir arkadaşımız araba almak istedi. Gitti bir firmaya. 6-7 kuruştan bahsettiler kilometreye, ama akü değişince 16-17 kuruşlara geldi. Dedi ki böyle böyle bir elektrikli araba yapalım mı? Kızdık yani, bu nasıl böyle bir şey olabilir diye, niye kandırıyorlar insanları diye. Yapalım dedim, mekaniğini ben yaptım, elektroniğini arkadaş yaptı. Projenin başı o arkadaşımızdır, Yahya Şirin diye bir arkadaşım, orada buradan ona selam söylüyorum. Projenin başı odur, proje yürüten, koordine eden odur. Biz mekanik kısmını, işte dizel motoru, şey benzinli motoru söktük. Üzerine bir elektrikli motor koyduk. Elektroniği istedik, vermediler. Onu da yurt dışından getirdik, parça taktık. Onu da çalıştırdık ve biz bu işi yaptık yani. Yapılmayacak bir şey yok yani. Elektrik motoru, dizel, benzinli motor yerine elektrik motoru. Yani bunda çok büyük bir teknoloji yok. Yani teknoloji satıyorlar bize ama neyi aldığımızı bile farkında değiliz yani. Tüm bu girişimler para için değil, idealleri gerçekleştirmek için yapılıyor. Biz mühendislerin biraz fazla çalışması lazım. Biraz korkmamak lazım. Bu iş parayla ölçülecek bir şey değil. Öncelikle idealin olacak, o ideali gerçekleştireceksin. Ondan sonra para kazanırsan kazanacaksın. Orasını bilemezsin. Ama bir idealin olması lazım ve bunu... Bunun için biraz fazla çalışmak lazım. Normal yani işte 8 saat mesaiyle bu işler yapılmaz yani. Yapılmaz. Biz gece yatarken bile bunları düşünüyoruz yani. Bu makine nasıl yapılır? Burası nasıl olur? Bunu nasıl değiştirsek? Burayı daha iyi nasıl yapsak? Bunları düşünüyoruz. Mevcut makineler ve proje aşamasındakiler hep bu ideal doğrultusunda ortaya çıkıyor. Beton finişleri işinden sonra sıfırlama makinesi düşünüyoruz. Biz betonu atmadan önce yapılan kazıyı sıfırlayan bir makine. Bu da dünyada bu ebatlarda yok. Bizim düşündüğümüz ebatlarda yok. Yeni projemiz bu. Bunu da buradan açıklayalım inşallah. 7 tip makine üretiyoruz. Bu makinelerimiz bizim düz, tam kesit ve yarım kesit olarak hepsinin 3 tane alt modeli var. Ve 3 alt modelinde 2 paletli ve 4 paletli olmak üzere modelleri var. Asıl amaç doğru ürünü müşteriye doğru bir şekilde temin edebilmek. Ve verdiğimiz makinelerde biz sadece işte bu düz yere atar veya sadece eğimli yere atar diye vermiyoruz. Verdiğimiz makineleri de müşteri diyoruz ki bu düze de atar, eğime de atar, tam kesit de atar, yarım kesit hepsini yapar. Sadece kalıbını biz yaparız, sana veririz. Yani neyse altyapısını hazırlar, veririz.
Ona göre yapıyoruz ve verdiğimiz müşteriler de bu konuda bizden çok memnunlar. Yani biz çünkü kandırmıyoruz yani. Neyse işin doğrusu onu yapmaya çalışıyoruz. Makina mühendisi Hakan Özkan dirsek temasında oldukları müşteri profilini de izah ediyor. DSE müteahhitleri alıyor genelde. Havaalanı müteahhitleri alıyor genelde. Ve karayolları müteahhitleri alıyor. Karayollarında bu iki yolun arasına atılan su hendeğini yapıyor ve yüksek bariyer, New Jersey bariyer dedikleri bunları yapıyor. Bu müteahhitler öyle genelde. Genelde müteahhit. Yurt içi ve yurt dışı pazarında rüştünü ispatlayan firma yakın zamanda ihracatta da bu gücü pekiştirmek istiyor. Şu anda Türkiye'deki bu yurt dışı firmaların satış rakamları düştü bizim sayemizde. Çünkü artık bir yerli rakipleri var. Türkiye sınırları içinde üçüncü bir firmayız. Aslında teknik olarak baktığın zaman biz birinci firmayız. Teknik olarak baktığımız zaman tek amacım Amerika'da bu ürünün satıldığı şehre makine satmak. Tek hedefim o. Makina mühendisi Hakan Özkan sözlerinin sonunda çözüm ortaklarına ve muhtemel müşterilerine sesleniyor, Türk mühendislerine güvenin diyor. Biz geometri makine olarak bu ülkenin evladıyız. Burada üretilen makinelere herkes güvensin. Yani bu ülkemize güvenin ne olursunuz. Yani bu biz de mühendisiz. Onların okudukları kitapları biz de okuyoruz. Onların eksikleri kadar bile bizim eksiğimiz yok. Buna inanın. Ve satış sonrası hizmetlerde elimizden onlara bakarak elimizden ne geliyorsa biz fazlasını yapıyoruz ve yapacağız da.